Devam edelim. Aa, hayal kırıklığına uğramış gibi görünüyor. Neyse, bu önemli değil. Bu meseleyi daha sonra hallederiz. Bu eski bina hakkında bir şey söylemeye geldin, değil mi? Evet, eğer aranızdaki ilişkileri büyütecekse, geliştirecekse o zaman sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. O yüzden o eski binaya, o yapıya girmenize izin veriyorum. Birlikte parti yapacağız demek ya. Bu böyle bir şey olmayacak çünkü sen iğrençsin. O yüzden kendine bir iyilik yap ve aynalardan uzakta dur. Gördüğünde miden bulanabilir. Bu nazik kelimelerin beni ağlatmaya yetti bile. Demek bu eski binayla sıkıntımız kalmadı ha? O zaman hazırlıklara başlasak iyi olur. İlk önce temizlememiz gerekiyor, değil mi? Bu temizleme isimli kirli işi daha önce hiç yapmadım ve bunu deneyimlemek için şu an çok heyecanlıyım. Yok öyle bir şey. Ellerinizi kirletmenize izin vermeyeceğiz prensesim. Neyi ben de yapmak istemiyorum. Hiç kimse yapmayacak mı? Sen burnunda kazı çalışmalarına devam et. Peki o zaman neden bir çekiliş yaparak buna karar vermiyoruz? Çekiliş mi? Dürüst olmak gerekirse zaten böyle bir şey olacağını düşündüğüm için çekiliş çubukları ayarladım. Vay be. Bayağı tahmin etmişsin. Üzerinde kırmızı işareti olan çubuğu çeken kişi temizleyecek orayı. Kulağa mantıklı geliyor mu? Pekala o zaman kaderlerimize inanıp Allah'a dua ederek şu çubukları çekelim. Pekala. Kesin bana çıkacak var ya üstün gusülsüzüz. Bence. Ha? Bu bana mı çıktı? Üstün şanslı öğrenci denilen birine göre şu an fazla şanslı görünmüyorsun. Evet, biraz öyle oldu ne yazık ki. Neyse, sadece temizleyeceksek sıkıntı yok, ben hallederim. Aslında temizlemede bayağı da iyidir. Ben de öyle düşünmüştüm. Bir ev erkeği olabilir gibi görünüyorsun. Bunu bir iltifat olarak kabul edeceğim. Ben de yemek pişirmeyi ayarlarım. Üstlenirim o zaman. İlk önce malzemelerimi hazırlamam lazım. Ondan sonra eski binada yemek pişirmeye başlarım. Ben Teruteru Hanamura bugün döktüreceğim. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. O zaman ben de Fuyiko ile birlikte parti detaylarını konuşayım. Biz de işimize devam edelim o zaman. Monokuma'nın gece duyurusundan sonra eski binada buluşalım. Eski binadan kastları hangisi acaba? Herkes ayrıldıktan sonra ben de evime gitmeye karar verdim. Buna ev mi oda mı desek bilmiyorum. Neyse. Partiden önce hala zamanım var ve odada öyle boş boş oturuyorum. Boş zamanım olduğu için dışarı çıkıp birileriyle konuşsam iyi olur. Gidip Sonya ile konuşalım. En son iki karakterle konuşmuştuk. Mikan ve kızın adını unuttum. Bir de Gamer Girl. Gamer kızla konuşmuştuk. Sonya ile konuşmamıştık diye hatırlıyorum. Sonya'yı bulursak fena olmaz. O arkadaşın dediğini denemek istiyorum çünkü. Bu arada şunu da haber vereyim. Chat'ten, daha doğrusu sohbet kutusundan bazılarınızın yazdıklarınızı görüyorum. Lisa'nın yeni bölümü hazır. Hem de iki tane. Yakın zamanda gelecek inşallah. Sonya nerede olabilir? Mikan mı lan o? Mikan harbiden. Sonya nerede olabilir ki? Burada şey var mıydı? Harita var mıydı? Haritadan bakabiliyor muyum kimin nerede olduğunu? Sonya evinde. Ha. Nasıl çıkacağım buradan? ESC ile çıkabiliyorum. Sonya'nın evine girebiliyorum. Burada değil. Burada değil. Teruter'in evi. Nakamura'nın evi. Fuyuiko'nun evi. Kazuichi'nin evi. Erkekler bir tarafta, kızlar bir tarafta mı acaba? Harbiden öyle. Bu kimin? Chiaki. Chiaki Gamer Girl. Peko ve Sonya. Girelim bakalım. Kapısını çaldık. Kim var? Şey, daha doğrusu kim o? Kim o sorusuna ismiyle cevap veren var mı? Ben hep ben diyorum. Ne kadar da
moral bozucu. Ben de temizlemeyi denemek isterdim. Neden bir prenses temizleme izni verilmiyor? Hiç anlayamıyorum. Ne yapmalıyım? Onunla takılayım. Takılalım bakalım. Pekala o zaman. Ben de kendi temizliğimi yaparım. Gel birlikte çalışalım. Ha. Hiç kimsenin izni olmadan Sonya ile birlikte otelin yakınlarında bir temizleme yaptık. Bunu muhtemelen hak etmiyorum ama Sonya ile aramızdaki ilişki biraz daha gelişti. Niye öyle dedi? Sonya'ya bir hediye vermek ister misin? Bu arada hediye alsak çok iyi olur. Söylemeliyim ki bu ada gerçekten harika bir yer. Hava güzel, deniz masmavi. Gerçekten harika bir yer. Bu doğru olabilir ama garip bir şey mi söyledim? Hayır, sadece şu an fazlasıyla hatta aşırı sakin olduğunu düşünüyorum. Gerçekten şu anki durumumuz seni hiç endişelendirmiyor mu? Tabii ki endişeleniyorum ama aynı zamanda sinirliyim. Bu hakkında şaka yapılacak bir şey değil. Kim şaka yapıyor ki? Yine de olacak şeyler bize bağlı. Biz birilerini öldürmedikçe bence sorun çıkmayacaktır. Doğru bir davranış ama ayrıca ben buraya sizin ülkeniz hakkında bir şeyler öğrenmek için geldim. Yani burası memleketim olmadığı için bana biraz yabancı. Ve hiç kimseyi öldürmek istemiyorum. Hiç kimse tarafından kolay bir şekilde öldürülmek de istemiyorum. Öyle söyledi ki kulağa biraz tehlikeli geldi. Yani burası senin kendi ülkende bir yer olsaydı o zaman senin için sorun olmayacak mıydı? Büyü. Neyse. Şu öldürme işlerini bırakalım da el ele verip evimize hızlı bir şekilde geri dönelim. Eğer iyi bir fikir bulursan bana da söylemekten çekinme. Ben de sana bildiğim şeyleri anlatırım. Tabii haklısın. Sonya ile konuştuktan sonra biraz daha iyimser hissetmeye başladım. Ah, ne gurur ama. Başını dik tut. Endişelenecek zaman değil. Dediği şeyler kulağa garip geliyor ama yani konuşması iyiydi. Tam bir prenses, tipik bir prenses. Bay bay. Şu an bebek kardeşim bana selam yolluyor. Abim. Bay bay abim. Ha, bu bana hatırlattı da senin ülkenin adı neydi? Hatırladığım kadarıyla ülkesinin adı Novoselic Krallığı'ydı. Aa, doğru bilince puanım arttı. Pozitif bir ses geldi. Evet, hatırlıyormuşsun gibi görünüyor. Daha önce duyduğum bir ülke değil. Evet, bu anlaşılabilir. Kartografyacılar yani harita bilimcileri tarafından görmezden gelinen bir yerdir genelde. Novoselic Krallığımız fazlasıyla küçük bir ülke ve monarş tarafından yönetiliyor. Oo, bir dakika. Ha, geliyorum. Tamam. Nüfus küçük ama ekonomimiz gerçekten yüksek. O yüzden kötü bir durumda değiliz. Ha. Nesiller boyu asil ailemiz, krallığımız, asil ailemiz krallığı kurdu ve komşu ülkeleri de buna göre yönetti. Bu yüzden milletin asil ailemize karşı büyük bir saygısı var ve bize güveniyorlar. Ve ayrıca şarap ve çikolata ülkemizin değerli özelliklerinden, gizli özelliklerinden birisi. Gerçekten kulağa bir krallık gibi geliyor. Ve sen de o krallığın prensesi olduğuna göre bir kalede falan mı yaşıyorsun? Tabii ki. Binlerce yıldır kalede yaşıyoruz. Küçük ve eski olabilir ama çok tarihi ve harika bir yapıdır. Hatta kaybolmakta mümkündür. Ve barakalarımız harika bir şekilde ekipmanlandırılmıştır. Demek ki kalelerde bu dediğin şeyler harbiden var ha. O işte labirent gibi bahçeler falan oluyor ya. İşte bir de barakalar falan oluyor. Ya bütün her şey var. Ahır var, ne bileyim. Belki silah olan bir oda bile vardır. Sana bir şey sorabilir miyim? Cevap verebileceğim bir şeyse neden olmasın? Ha. Kalbini kimin üzerinde konuşlandırdın ve kiminle değiştirmek istiyorsun daha sonra? Yani bu hikaye biraz daha şeye benziyor.
8 şey 7 erkek ve kadının hikayesine benziyor. Muhtemelen kız şu an insanların birbirleriyle ilişki yaşamasını falan tahmin ediyor. Bekle bir dakika, ne demek istiyorsun sen? Hiçbir fikrin yok mu? Bu Japonya'nın efsane dramasıdır. Önce çok eğlenceli bir şekilde başlar ve sonra çok ciddi bir havaya bürünür. Hiç böyle olacağını tahmin edemezsin. Ben bir anda şey diye düşünmüştüm. Cidden neler oluyor falan diye. Gözlerimi televizyondan ayıramadım bile. Momoko'nun hisleri çok yoğundu. Sonya'nın Japon dramaları hakkında yoğun konuşmasını bir süre dinledim. Sanırım artık Japon draması hayranı olduğunu biliyorum. Galiba şey kastediyor. Burada herkes kendine bir eş belirlesin falan. Ha, yedi kocalı Hürmüz. Evet. Harika. After politely excusing myself from my long conversation with Lonya, I left area. Evet. Müsaade istedikten sonra oradan ayrıldım diyor. Hala zaman var. Harika. Şu bakkala gitsek fena olmaz, bir ekmek alayım. Ben Mika'nın bandajıyım, soruları alayım. Hayda. Rocket Punch Market. Bu arada bir markette vardı bu hediyelik eşyaları alabileceğimiz. Başka neresi vardı arkadaşlar, hatırlıyor musunuz? Şu eve şey otomata bir bakalım. Bir şey almak istiyor musun? Alalım bakalım. Bu arada sağda monokuma var. Onu gördük. Mineral su. Ramun. Blue. Ben hangisinin hangisini sevdiğini nereden bileyim? Siz biliyorsunuzdur kesin de. Peçete. Oyuncak kamera. Replika kılıç. Bunu kesin o kılıç kullanan kız sever. Şu oyuna benziyor. Bilemiyorum ama. Gri tokayı Sonya'ya al demiş biri. Şu mu gri toka? Jewelry. Dediğiniz şey buysa bunu alacağım çünkü. Bekliyorum. Sonya yerine makinayı tercih ederim demiş. Aleykümselam Shadow Dark. Ya hak. Zemzem al zemzem, herkes sever. Türkçe'ye çevireceksin aslında, şunu zemzem yapacaksın. Buna evet dediniz, o zaman bunu alıyorum. Hadi bakalım. Yani aslında zaten mücevher olduğu için bir kraliyet kızına yakışmasını tahmin edebilirdik zaten. Sanırım yola çıkmalıyım. Lan şuradaki monokumaya bir tıklayayım. Buldum bile. Artık kaçamazsın benden. Orasını niye şeyle, midyeyle kapatmış? 16'ın daha oldu. Harika. Harika, harika, harika. Harika. Lan burada bir tane daha mı var? Yok, değilmiş. Tamam, şuradan şimdilik çıksak iyi olur. Sonya'ya yürü, sırtın yere gelmez. Ben sırf perkten dolayı yürüyorum şu an. Normalde ilgimi çeken çok daha farklı karakterler var. Şurada biri vardı. Kim o? Mikan mı? Göremiyorum ki arkadaş. Shift'e basıp koşsan daha iyi olur. Hem hayvanımız büyür. O hayvana da bir baksak iyi olmaz. Aynen Mikan'mış. Bu arada yürümek bile seviyeyi artırıyor şu an. Çok ilginç. Sonya yine. Tamam. Sonya'nın yerini bildiğimiz iyi oldu. Bir de şu hayvanın durumuna bakmak istemiştim ben, değil mi? Pet. Hadi bakalım. Hediye de verebiliyormuşum buna. Bu arada batırmış içeriği. Meter. Keder metresi. Keder metre. Bir de umut metre var yukarıda. Umudumu nasıl artırabilirim? Hediye verebilirim ama bunu ona vermek istemiyorum henüz. Daha güzel bir hediye verebilmem lazım. Anahtar şeyden kastını acaba buna verebiliyor muyum? Vermek için çok değerli. İyi öyle olsun peki. Tamam, nasıl çıkacağım senden? Tamam kardeşim. Şş. Sakin. Sana farklı bir hediye bulmam lazım benim. Su falan alsam sever misin? Bir deneyelim.
Ha şeyi soracaktım size. Pet'in o da bok getiriyor demiş. Pet'e daha doğrusu karakterlere bir yerden daha hediye alabiliyorduk. Onu söyler misiniz ya? Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir bilgi geçmişti. Aa, iyi hediyeler alamıyorum. Bana jetonlarımı geri ver. Bu sözlerden sonra bu otomat belirdi. Falan filan falan. Tamam, anlaşıldı. Kızı Müslüman yap lan Erdem demiş. Allah'ım ya. Bir su alsak iyi olur. Pete veririz. Bir de çikolata alalım. Tamam. Otomat benim delirtmeyin lan beni demiş. Bak monomal yazıyor. Monokuma mal falan gibi mi? Oyunun müziği bir süre sonra baş ağrıtıcı mı oluyor? Bana böyle geliyor. Biraz daha kısacağım oyunun sesini. Gerçekten başım ağrıttı çünkü. Dürüst olmam gerekirse. Bu arada şey yapınca QE ile hızlı geçiş yapınca mekanlar arası level artmıyor. Şimdi altın tornavida de al demiş. Geri geldim. Bu oyun hangi oyun? Undertale kötüsü an yapar mısın? Yapacağım. Biz hissetmiyoruz oyun sesini. Oyunun sesi çok mu az? Fiziksel köyden Gal orada bir sarışın var onu öp sonra Sonya'yı öp gizli sonu. Sesi az oyunun demiş biri. Vallahi o kadar az mı gerçekten ya? Şu an iyi galiba. Partilerde hep dans edilir değil de eğer edilir değil mi? Eğer senin için de sıkıntı olmazsa benimle pratik yapmak ister misin? Ne yapmalıyım? Sonya'nın davetini kabul edeyim mi? O zaman liderliği sana bırakacağım. Sonuçta bu bir centilmenin görevi değil mi? İyi dans edelim bakalım. Dans hakkında bir şeyler öğrenmek için onunla vakit geçirdim ve süre bittiğinde yani onunla dans etmemiz bittiğinde Sonya bana liderlik ediyordu. Muhtemelen bunu hak etmiyorum ama yine Sonya ile aramdaki ilişki gelişti. Sonya'ya hediye vermek istiyor musun? Verelim bakalım şu şeyi. Neredeydi o? Buydu galiba. Yok bu değildi. Şu. Teşekkür ederim. Sorun değil. Neyse bu arada çok kelimelerle aran çok iyi. Tabii ki. Sonuçta çok çalışıyorum. Çok akıcı konuşuyorsun. Evet. Gözlerini tutuklayacağım cümlesini ne kadar gördüğüm hakkında hiçbir fikrim yok. Japonya'ya geldiğimde ilk karşılaştığım şey Spain Zaka'ydı. Yani İspanyol Zaka mı ne bilmiyorum esprisine. Anladım. Pek anladığımı söyleyemem gerçi ama. Fikrime göre en iyi Japon dramaları 20 ile 34 yaş aralarındaki kadınları hedef alanlar. Yani Japonya'nın ekonomisi patlak vermeden önce. O enerji, o kalite, öyle zengin bir içeriği vardı ki anlıyorum. Patlak ne alaka be falan diyor bu da. Hiçbir şey anlamıyor tabii. Senin için de sorun olmazsa beni eğitebilir misin? Eğitmek mi? Şey, tabii ki anladığım şeyleri eğitebilirim, sana öğretebilirim. Çok teşekkür ederim. Mesela örnek olarak bir çift sevgili şeye gittiğinde, kayak gezisine gittiğinde sürekli donarlar değil mi? Olayın sonunda. Ve o durumda bir çarşafın altında çıplak bir şekilde birbirlerini ısıtırlar. Bu pek genel bir şey değil ama nasıl anlatsam bu bir klişe. Ha öyle mi? Ben bunu benim ülkemde bilinen bir şey yani makango olarak düşünmüştüm. Makango mu? Benim ülkemdeki bir gelenek bu. Ve bu geleneğe göre... Ha.
yetiştirdikleri makangoları birbirlerini gösterene kadar şey yapamazlar. Birlikte olamazlar. Bu çok utandırıcı. Lütfen bana bunu söyletme. Utandırıcı mı? Makango ne ki? Nasıl söyleyemem? Burnun kanır. O kadar mı utandırıcı? Vay be. Düşündüğümden daha fazla gizem varmış bu Novaserik krallığında. Makango ne lan? Makango. After having an awkward conversation with Sonya. Sonya ile garip bir konuşmadan sonra odama geri döndüm. Galiba free time'ımız bitti. Ding dong. Ne krallıkmış arkadaş. Akademimizin bir duyurusu olacak. Saat gece 10. Lütfen odalarınıza gidin ve dinlenin. İyi geceler. Allah rahatlık versin. İyi geceler diyor ha. Katılmam gereken bir parti var. Eski binaya gitme zamanı. Vay, teşekkür ederim Ahmet Paşa. Neli bu? Ha, her şeyi renk koydu. Annem. Maşallah. Ahmet bana dondurma getir sağ olsun. Hangi oyun oynuyorsunuz? Bangalampa. Vay canlı. Merhabalar. Sen de mi parti için buradasın? Başka ne için burada olayım ki? Ayrıca böyle bir yerde ne yapıyorsun? Biraz egzersiz yapıyorum çünkü çok fazla yemek yedim. Ama Teru'nun ne pişirdiği hakkında çok heyecanlıyım. Evet, üstünü açtı sonuçta. Afiyet olsun Erdoğan'a. Teşekkür ederim. Eski bina muhtemelen şu mu? Aynen, otelin eski. Şunlarla da konuşalım. Sıkıldıysanız birazdan kaydedelim, bu oyundan çıkalım. Parti zamanı. Çok heyecanlandım. Yolunuza çıkmamak için elinden geleni yapacağım. Ama kalabilirim değil mi? Böyle bir şey hakkında neden endişeleniyorsun ki? Evet. Oha, kör oldum. Fuyuko'ya parti olacağını anlattım ama çok da ilgilenmiş gibi görünmedi. Hadi girelim şu binaya. Oo, demek burası eski bina ha? Otele göre gerçekten bayağı kötü görünüyor. Demek geldin. Dik dur ve kollarını yükselt bakayım. Kollarını kaldır. Neden bunu yapacağım? Kontrol ediyorum vücudunu. Vücut kontrolü mü? Partiyi ben düzenlediğim için güvenlik kontrollerini de benim almam gerekiyor. Hiç kimsenin ölmesine izin vermeyeceğime söz vermiştim. Anladım. Kollarımı yukarı kaldırdım ve dik durdum. Byakuya beni taradı. Bacaklarıma falan dokundu işte. Tehlikeli bir şey getirmemişsin gibi görünüyor. Tabii ki getirmedim. Peki hala o zaman girmene izin verebilirim. Byakuya'nın yanında garip bir eşya gördüm. Bu metal kasalar da ne? Duralumin aslında. Onları süpermarkette buldum. Vücutları kontrol ederken bulduğum tehlikeli eşyaları saklamak için kullanıyorum. Ve diğeri ise acil durumlar için diyelim. Acil durumlar mı? Endişelenme. Diğerleri zaten burada. Yemek masasının etrafında toplandılar. Sen de gitsen iyi olur. Onu dedikten sonra sırtını döndü ve konuşmamız bitti ama gerçekten çok dikkatli. Böylesine bir kontrol yapacağını tahmin etmemiştim. Acaba sadece acil durumlardan kastettiği neydi? Gidelim bakalım. Burada ne var? Oo, bura bayağı eski. Bu ne? Yangın söndürme şeysi. Ofis. Ofis var birader. Şaka gibi. Ve girebiliyorum. Koş, sana yemek kalmayacak. Çok büyük bir korktum şu an. İçimdeki en büyük korkulardan. Bu neymiş? Sigorta galiba. Böyle birine kim yetişebilir ki? Klima. Bu da klima kontrolörü. Falan filan. Bu arada bunları kontrol ettikçe seviyem artıyor. O yüzden kontrol ediyorum. Bakalım başka neleri kontrol edebilirim. Masa. Ve seviyemiz arttı. Level atladık. Demek işler için kullanılan bir masa ha. Tozlu görünüyor. O yüzden dokunmasam iyi olur. Ve daha da önemlisi yemek masasını acele etsem iyi olur.
Yani yemek kalmayacak yoksa. O farklı bir monokuma bulduk. Galiba bunların hepsi aynı tipte ya. Ben farklı olurlar diye düşünmüştüm. Şöyle bir etrafa bakayım. Televizyona da dokunalım. Tamam. Her şeye baktık galiba. Nefes samonlandı sonunda. Bura nere? Tuvalet. Girebiliyoruz mu? Ha, karışık tuvalete benziyor. Yani hem erkeklerin hem kadınların girebildiği bir tuvalete. Kusura bakmayın. Şimdilik yemek odasına gitmem lazım. Oo, ne haber Nekomura? Mutfaktan gelen bir güzel koku var. Eğer yemek odasına gitmezsen bu yakıya kesin bana bağırır. Sen de oraya gitmelisin. Oo, bunlar ne lan böyle? Kapalı. Burası yemek odası bu arada. Şurası mutfak. Bu ne? Yok. Bunlar ana kapılar. Anladım. Aa, ne haber Sonya? Depo odası. Depo odasında ne var? Bir girelim bakalım. Oha, korkutucu. Buraya kirli çamaşırlar atıyorlar. Temiz havlular. Kutular üst üste yığılmışlar falan filan. Demirler mi? He, yok demir değil. Ütü. Ne alakası? Ayranı görünce direkt kafa demir olarak çevirdi maşallah. İngilizce çeviri yetenekleriyle baş başa yine. Tamam, gidebiliriz. Çok da bir şey kaldığını göremiyorum. Abi o demir şeyler bence girenleri öldürmek için. Mümkün. Demek içeri böyle görünüyor ha. Çok fazla delik var tahtaların arasında. Acaba eski olduğu için mi? Dikkatli olayım da ayağım takılmasın. Çok heyecanlıyım. Sanırım prenses olduğunda böyle şeyler bile heyecan verici oluyor. Yani çocukken ben de bunların arasına basmamaya çalışırım. Bir oyun gibi düşünüp. Mutfağa girebiliyor muyum acaba? Bir deneyelim. Harbiden girebiliyoruz galiba. Of, yemek çok güzel görünüyor. Ne haber? Teru teru. Ha, bir şeye mi ihtiyacın var? Endişelenme. Bütün yemekleri hazırladım. Yoksa senin de mi pişirmemi istiyorsun? Bu ne anlama geliyor ki? Yok kardeş almayayım sağ ol. Yemeklere bir bakayım. Çok fazla çeşitli yemek var. Ama bu kemikli et bir mağara adamının yiyeceği türden bir yemeğe benziyor. Böyle bir şeyi nereden buldun ki? Acıktım. Sanırım yemek odasına gitsem iyi olur. Knife set, bıçak seti. Bak bu tehlikeli olabilir. Çok fazla tipte bıçak var. Bıçaklar hakkında pek bilgim olduğunu söyleyemem ama muhtemelen Teru Teru her bıçağın hangi işte kullanıldığını biliyordur. Biri kurban kesmekte, biri büyük etleri kesmekte, biri sebze doğramakta falan. Bakalım başka da bir şey kalmadı herhalde şöyle. Ekipman listesi. Bu neymiş? Mutfaktaki ekipmanların, eşyaların listesi. Bu ne? Yemekler. Buraya baktık zaten. Niye onları gösteriyor ki tekrar? Monitör. Bakalım. Her şeyi gördük arkadaşlar. Şu kameraya bir kez daha basayım. Etin içinde bomba var beyler. O büyüklük ne? Hacime beğendin mi? Neyi kastediyorsun? Yani bu bütün salonu parti için ben dekore ettim. Hatta halı bile serdim. Halı mı? Evet, süpermarketten getirdim. Gerçekten süpermarkette her şey var ya. Bütün zemini kaplamasını istiyordum ama o kadar büyük değilmiş. Her yerde çok fazla toz ve örümcek ağı vardı. Temizlemek bütün günümü aldı neredeyse. Gerçekten saygı duydum Nagito. Ha, teşekkür ederim. Ha. O sapık bu yakıya ellerini bütün vücuduna sürdü ve buna kontrol dedi. Bence bu bir tacizdi. Pek sayılmaz. Bunu erkeklere de yaptı biliyorsun. Öyle mi? Ben de beni taciz ediyor falan zannetmiştim.
Aslında çok da güzelim biliyor musun? Dalga geçiyor olmalısın. Manyaklanmalısın. Monokuma belirir diye endişeleniyorum. Eğer parti verdiğimizi bulursa, öğrenirse bizi yalnız bırakmayacaktır, rahat bırakmayacaktır. Bunun hakkında bir şey yapmalıyız. Haklısın. Evet, bir şey yapmalıyız. Acaba bu konu hakkında birileri bir şey yapabilir mi? Merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Nereye gidecek lan bu konuşma? Bu eski yer gerçekten döküntü bir yere benziyor. Nagito burayı tamamen temizlediği için onun için kötü hissetmeye başladım. Temizlemenin bile bir sınırı vardır. Yerlere baksana. Sence de tehlikeli durmuyorlar mı? Haklısın. Bozulmadan dolayı küçülmüşler mi ne öyle bir şey demiş. Neyse, halı Allah'tan yerin çoğunu kaplıyor. O yüzden büyük bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Ama yine de Mika'na dikkatli olmasını söylesek iyi olur. Yine takılır dışarı falan. Evet, her şeye takılacak bir tipe benziyor. Seninle konuştuk mu? Seninle konuştuk. Şununla konuşalım. Ultimate birader. O eleman yıkık birine benzese de aşçılık yetenekleri etkileyici görünüyor. Evet kardeşim, anlıyorum. Şu üstün mekaniğe bakalım. Ay, çok rahatsız edici. Gerçekten bir erkek tarafından avuçlanmak en kötü kabuslarımdan biri oldu. Ha, kontrolü kastediyorsun. Ona karşı çıkınca sinirlendi ve bağırmaya başladı. Ne kadar sinir bozucu. Yani buna karşı çıkmak senin hatan. Peki bakalım. Ne oluyor lan? Hey ne oldu? Sapık. Yemeğe odaklanmış manyak. Yemeklere bakalım. Oo, level atladım. Gerçekten lezzetli görünüyorlar. Ben ne yapacağım? Herkesle konuştum ki. Allah Allah. Bu ekber. Konuşmadığım biri var mı arkadaşlar? Siz söyleyin. Lamba falan filan. Yok arkadaşlar. Ne? Ne dedi? Burayı daha terk edemem. Ha, bunda konuşmadık. Yok, konuştuk. Allah Allah lan. Petrol görmüş Amerikan gibi ete saldırdım. Şurada da masa var bir tane. Çok büyük bir masa. Acaba buraya da mı yemek konulacak? Her masaya bakmam mı gerekiyor? Her şeye baktım, hiçbir şey kalmadı. Ben masaların hepsine bakmadım. Bulamadım arkadaşlar. Bulamıyorum. Allah Allah, help. Yardım edin. Avizeye bak, avize. Run Ekrem, run. Abi shift veya tab olsa gerek, ona bas, görürsün basman gerekenleri. Holy shit. Karakterlerin hepsine baktık. Masaya baktık. Şu demir şeye bakmadık bir tek galiba. Iron plate. Aynen, buna bakmadık. Demir tabaka. Demir tabakalar mı? Koridorlarda da bundan vardı. Neden duvarlarda böyle şeyler var ki? Heh, başladı. Dört elemanımdan biri Supernova Silver Tilki, yani Sande, has seen what lies shrouded amidst darkness. Karanlıkta yatan şeyi görebildiğini söyledi. O demir plakalar duvara çakılmış gibi görünüyor. Ki oralar aslında bence pencereydi. Pencere mi? Fark ettiysen bu odada herhangi bir pencere yok. Muhtemelen o demir tabakalar onları kapatıyorlar. Ama neden demir tabakalarla kapatılmış ki pencereler? Görünüyor ki sende bugün tüylerin her zamankinden daha fazla kıpırdaşıyor. Hey, pencereleri niye kapatıyor bu demir tabakalar? Bugün harika bir gün değil mi? Sanırım o da bilmiyor cevabı.
Yani bu bina yapılanmadan geçiyor. O yüzden onunla alakalı olabilir diye düşünüyorum ama gerçekten korkutucu bir havaya sahip. Teru mutfakta ve Fuyuhiko gelmemiş gibi görünüyor. Üzgünüm, ona partiden bahsettim ama özür dilemene gerek yok Peko. Gelmemesi onun suçu. Gelmek zorunda demiştim halbuki. Neyse, bir kişi olmazsa sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yani nasıl ölebilir ki? Zaten bir şey de yapamazsın. Neyi kastettin? Daha da önemlisi. Hı? O da ne? Bir anda vücuduna yoğun bir ifade yayıldı yemekleri görünce. Tehlikeli. Ve masalara doğru gitti. Ne oluyor lan? Hey, ne yapıyorsun? Bütün yemeği yiyorsun. Adil değil. Hayır, yemiyorum. Ne dediğin umurumda değil. Gerçekten yiyorsun. Size dediğim gibi öyle görünmüyor. Bence çok lezzetli, pişmiş bir et gibi görünüyor. Ve sizce bu pişmiş etlerin içine ne batırılı? O bir şiş. Bu doğru. Ve bir şiş çok tehlikeli bir eşyadır. Acele etmeliyim ve onları toplamalıyım. He, tamam, şimdi anlaşıldı amacı. Hey, herkes gelmiş gibi görünüyor. Diğer... Ne oldu? Batırmışsınız. Bu yemeği kim yaptı? Ben yaptım. Sen bir eleştirmen misin? Ne kurguluyorsun bakayım böyle tehlikeli eşyalarla pişirirken? Yani bizim orada böyle yaparlar. Gerçekten tropik ve egzotik olur diye düşünmüştüm. Bunlar problem biliyorsun. Ne yani, şişlere de mi izin yok? Eğer böyle yapacaksan baştan anlaşamayız birader. Benimle birlikte gel, acime yardımına ihtiyacım var. Neden be? Önünde durman senin hatan. Birader. Yani dibindeydik. Onu takip ettim. Neredesin ya? Ha, burada. Selamünaleyküm. Pekala, burası mutfak. Oraya girip tehlikeli eşya var mı kontrol edelim. Takip ettim. Kesin biri ölecek ya. Kesin var ya. Hadi şu işi halledelim ve burayı bir araştıralım. Bak, bunları buldum. Burada çatallar ve bıçaklar var. Onlar da mı? Evet, bunlar da tehlikeli eşyalar. Eğer yiyeceksek bence chopstickler, çubuklar yeterli olur. Bunu dedikten sonra çatalları ve bıçakları o kasaların içine koydu. Gerçekten çok dikkat ediyor. Bıçaklar çok tehlikeli. Onları bana ver. Ben korurum onları. Peki, onları da aldı. Başka ne verebilirim ki sana? Verecek bir şey kaldı mı? Kalmadı galiba. Yemekleri de al. Bunun içinde tehlikeli bir şey yok. İyi, peki. Kimsenin kurban gitmemesi için ekstra dikkatli davranmam gerekiyor. Bence sana bir şey oldu. Bir anda parti vermek istedin. Bana pek güvenmezlerdi. Güvenmezler miydi? Geçmişim hakkında konuşmayı çok sevmiyorum ama sana biraz anlatsam fena olmaz. Diğerlerine geçmişimden bahsedemem. Çünkü beni suçlarlar. Konuşamayacağı bir geçmişi mi var? Başkalarına güvenmemek ve güvenilmemek. Uzun zamandır hayatım bir cehennem gibiydi. Böyle olması kaçınılmazdı. Ama böyle durumda bile bu doğam, kişiliğim işe yarıyor. Eğer burada hayatta kalmaya çalışacaksak şüphecilik gerçekten işimize yarar. Her şeyden, her tehlikeli eşyadan şüphe duymak. Katılıyorum aslında, doğru söylüyor. Bahsettiğin geçmiş, hayır, zamanı değil. Bir gün sana anlatacağım. Vay be, bu çok kulağa derin geldi. Gerçekten çok gizemli olmaya başladı. Onun böyle gizemli bir geçmişe sahip olacağını düşünmemiştim. Neyse, gereksiz konuşmak bu kadar yeterli.
tehlikeli eşyaları toplayıp geri dönerim. Pekala, anladım. Yani bir şey kaldığını zannetmiyorum. Monitör var ama monitörü de götürmezsin herhalde. Biri şey demişti, shift demişti. Mutfaktaki eşyalar için bir liste. 20 çatal, 20 bıçak, 20 kaşık, 5 şiş, 3 tava, 20 tane de şarap bardağı. Ve ayrıca barbekü için de demir tabaklar mı diyor. Neyse. Barbekü için kullanılan bir eşya yine. Bina eski olsa da gerçekten bu mutfak çok etkileyici. Yani normal bir restorana göre fena değil. Ama çok garip. Bu listedeki eşyalardan birisi bir eksik gibi görünüyor. Ne? Mutfak berbat. Neler oldu burada? O sinir bozucu sesini yükseltme. Bütün tehlikeli eşyalara el koyuyorum. Bıçak yok, çatal yok. Niye? Dedim ya, tehlikeli eşyaları götürüyorum. Sakın söyleme bana. Yani demek istediğin bu yemek pişirme konusunda işe yarayan araçlara tehlikeli eşyalar mı diyorsun? Bak zaten yemeklerin çoğu bitti. Sadece tabakları düzenlemem gerekiyor. Ama yine de Hajime. Hey çekil. Peki anlaşıldı. Bak açıklıyorum size. Ekipman listesini inceledim ve bir şiş eksik görünüyor. Ha bu doğru, evet. Bir tanesi zaten baştan kayıptı. Yani böyle eski bir binada bir şeyin kaybolması gayet olağan değil mi? Yani eğer baştan kayıpsa yapabileceğimiz bir şey yok gibi görünüyor. Neyse. Böyle uzun bir şiş saklanamaz da zaten. Ama yine de dikkat etmeliyiz. Bütün gece boyunca nöbette duracağını söyleme sakın bana. Neyse geri dönelim. Herkes bizi bekliyor. Sen de teritörü. Hadi yemek salonuna. Çok zorlayıcı bir lider dedi. Teritörü Ralsey mi? Haydi ya, yok artık. Aa geri döndüler. Hadi yiyelim artık. Açlıktan ölüyorum. Halletmemiz gereken bir mesele mi var? Mesele var. Mesele mi? Kimi dövüyoruz? Söyle de ağzını burnunu kırayım. Yok, öyle bir mesele değil. Bu tehlikeli eşyaların olduğu kasadan bahsediyorum. Buraya bırakalım. Zaten üstüne bir kilit koydum, o yüzden çok da büyük bir problem olmaz ama yine de güven altında tutsak fena olmaz. Güvenli bir yer ha? Aa evet, arkada bir tane depo odası var. Depo odası ha? Ama oraya da koyamayız. O zaman birisi ona göz kulak olsun. Böyle bir durumda güvende olur değil mi? Kim? Ben yaparım tabii ki. Emin misin? Ama eğer ısrar ediyorsan şaka yapayım. Ama yalnız kalmaz mısın? Benim için sorun olmaz. Zaten çok fazla insanın içinde durmayı sevmem. Vay, bunun hakkında bir şarkı yazsaydım muhtemelen depo odasındaki yalnız kız olurdu ismi. Evet, çok yaratıcı bir isim. Teritörü bizim için yemek pişirdi. Ben de bir iyilik yapsam fena olmaz. Evet, katılıyorum. Ama kendini savunacaksan yine de bu depolama odası olmasa iyi olur. Orada çok fazla şey olması bir yana çok fazla örümcek ağıyla dolu. Burayı temizlemekle o kadar uğraştım ki oraya zaman kalmadı. Yani orada çok fazla kalırsan sağlığın için kötü olur diyor. Böyle bir durumda neden ofiste durmuyorsun? Eğer doğru hatırlıyorsam orada bir havalandırma da var. Evet, ofis kulağa hoş geliyor. Orası çok da kirli değil. Pekala, anlaşıldı. Ben ofiste bu eşyaları koruyacağım. Size iyi eğlenmeler millet falan filan. Oraya gitti. Kim ölecek? Kim ölecek? Bence kesin biri ölecek. Çok az kaldı. Çok havalı bir şekilde ayrıldı odadan. Ama diğer kasayı da götürmesi gerekmiyor muydu? Bunu mu diyorsun? Ya hayır. Hey, adil değil ama.
Kendi eşyalarını bir tek sen getirebilirsin. Benim gibi özel biri olduğunda ayrıcalıkların da oluyor. Sen öyle söyleyince karşı çıkamıyor kimse. Bu kasa hep benimle kalacak. Ve buna dört gözümle bakacağım. Dikkat edeceğim falan filan. Daha da önemlisi artık işimiz bitti mi? Hadi partiye başlayalım. Hayır, biraz daha beklememiz lazım. Lan kimi döveceğim? Hadi şöyle de döveyim. Hayır, onunla bir alakası yok. Aslında aklımda bir mesele var. Neden bahsediyorsun? Monokuma tabii ki. Yani bu partiye her an bölebilir. Aa evet. Monokuma'yı dövmemi istiyorsun değil mi? Bekle bir saniye. O şeyle dövüşürsen başına ne geleceğini bilemeyiz. Ne yani? Açlıktan ölmemi mi söylüyorsun? Açlıktan ölmek mi? Bu biraz fazla kaçar. Düşmanımız dövüşebileceğimiz biri değil. O yüzden bir plan oluşturmalıyız. Ben bir şey yapabilirim bu konu hakkında. Bir şey mi? Sen mi? Senin gibi bir kız ne yapabilir ki? Kendini tehlike atmış olursun. Yo hayır. Yani kişisel bir şey yapmayacağım sonuçta. Yapmayacak mısın? Monomi'yi mi işin içine sokacaksın yoksa? Eğer onu bize yardım etmeye ikna edebilirsem Monokuma'ya dikkat edebilir. Yani ben en azından böyle düşündüm. Aa bu güzel fikir. Kolay bir şekilde kontrol edilebilecek, ikna edilebilecek birisine benziyor Monomi. Evet ve ayrıca Monomi ile Monokuma birbirlerine düşmanlar. Evet, tek taraflı bir düşmanlık. Sence sorun olmaz mı Chiaki? Yani tehlikeli ya, sorun değil. Eğer işler tehlikeli bir konuma gelirse koşabildiğim kadar hızlı koşarım. Neyse, ben gidiyorum. Bu his de ne? Biraz rahatsız oldum nedense. İçimde bunun hakkında kötü bir his var. Neyse, işleri hallettik mi? Başlayalım parti. Evet, haklısın. Hadi başlayalım. Peki. Hayda, ne oluyor lan? Şu kapat kapat. Demek partiye başlıyoruz he? Haydi eğlenmemize bakalım. Ve böylece parti başladı. Ben de yoruldum. Şimdi düşününce gerçekten niye eğlendiğimizi anlayamıyorum. Ama herkes eğleniyor. Sonunda yemeye başlayabilir miyiz? Zaten yemeye başlamışsın. Evet, duramıyorum. Ağzıma yemek sokmayı kesemiyorum. Evet, seni durduramam tabii ki. Sonuçta bunlar dünyanın en lezzetli yemekleri. Ne hissedersen hisset. Kendini bu yemekleri yemeye durduramazsın. Çünkü bunlar dünyanın en lezzetli yemekleri. Bunları ben pişirdim. Bu biraz korkutucu oldu. Sen yemiyor musun? O zaman bunların hepsini ben yerim. Mutfakta bir sürü yemeğimiz var. O yüzden yiyin. Kendi keyfinize bakın. Hey millet, madem başladık bir fotoğraf çeksek nasıl olur? Aa, kulağa çok güzel geliyor. Hadi çek. Bakalım nasıl bir fotoğraf oldu. Yok, göstermedi. Bu biraz garip hissettiriyor. Bu adaya ilk geldiğimde herkes çok sinirli görünüyordu ama şimdi çok rahatlatıcı bir hava var içeride. Sanki birlikte savaşan arkadaşlar gibiyiz. Bir birlik olmuş gibiyiz. Ne kumar bir şey mi oldu? Parti daha yeni başladı ama evime dönmeliyim. Odama yani. Aptal olma. Böyle bencilce eylemlere izin veremem. Beni durdurma bu yakıyor. Bir adamın gitmesi gerektiğinde gitmesi gereklidir. Eğer şimdi gitmezsem çok utanırım. Altıma yapamam bir erkek olarak. Tuvalete ihtiyacım. Eğer tuvalete gitmen gerekiyorsa bu binada da var. Niye evine gitmen gerekiyor? Çok denedim ama kapı açılmıyor. Ne saçmalık. Ne dedin? Yok artık. Ne? Bir dakika ne? Anlamadım. Neydi? F2'ydi. Aa, küpesi gitmiş bunun da. Çok ilginç. Bir dakika, sakin olun. Bir yere düşürmüşsündür. Altımı yapacağım. Kapat çeneni, sakın yapma öyle bir şey. Hey, bunların hepsini yesem sorun olmaz değil mi? Aptal olma, biraz da bana bırak. Hey, bakıyor. Bakın millet. Çok resim, fotoğrafınızı çekeceğim şimdi. Peynir değil, karpuz. Neden biraz daha olgun davranamıyorsunuz? Bu ses de neydi? Ne oldu lan? Ha? Bir anda her yer karardı. Elektrikler gitti. Elektrikler mi? Elektrik kesintisi mi? Hiçbir şey göremiyorum. Aa, birisi ölecek. Aa. O anda karanlığın içinde yürümeye başladım.
Çok karanlık. Herkes bağırışıyordu ve koşuyordu. Millet, sakin olun. Böyle bir durumda sakin olmamız gerekiyor. Hey, ayağıma basma. Ne oluyor burada? Pencereler tamamen kapalı olduğu için içeri en ufak bir ışık girmiyordu. Ve zifiri karanlıktı. Bu, şu ışıkları açın. Yiyemiyorum böyle. Hey millet, neredesiniz? Az önce elektrikler mi kesildi? Belki de sigorta atmıştır. Bekle bir saniye. Duvara tutunarak gideceğim ve bu konu hakkında bir şeyler yapacağım. Hepimiz gergin bir şekilde bekledik. Ve bir süre sonra elektrikler geri geldi ama bir yakıya yok. Bu anda ışıklar geri açıldı ve gözümüzün önünde şok edici bir sahne vardı. Bu. Mikan kala kalmıştı, donmuştu. Ya yok artık. Üzgünüm, tekrar düştüm. Niye? Cidden mi? Ya böyle nasıl düşebiliyorsun? Üstünde çiğ köfte var. Vay, çok erotik bir poz. Tam bir hayrana layık. Lütfen bakmayın. Dayanamıyorum. Birkaç fotoğraf çekme zamanı. Yok, izin veremem buna. Lütfen affet beni. Affet beni. Millet, ona bence yardım etmeliyiz. Bence de. Lan şişe nasıl, orasına nasıl dökülüyor? Git bir gusül al ya. Çok üzgünüm. Abi, ailem var. boy. Dikkatli ol, tamam mı? Vay, ışıklar geri geldi. Demek sigortayı sen düzelttin ha Kazuichi. Gerçekten işe yaradın bu sefer. Hayır. Ofise yolumu bulamadım aslında. O zaman ışıklar nasıl geri geldi? Kim bilir. Kim bilir değil mi? Gerçekten işe yaramıyorsun. Benim hatam değildi, tamam mı? Çok karanlıktı. Ne oldu Sonya? Byakuya kaybolmuş. Bir yere mi gitti acaba? Byakuya? Hepimiz etrafımıza baktık. Böyle durumlarda bize liderlik edeceğine söz veren Byakuya kaybolmuştu. Bu garip. Buradaydı. Bir yere mi kaçtı acaba elektrik kesilince? Zifiri karanlıkta. Biraz endişelendim. Bence ayrılıp onu aramalıyız. Gidip depoya bakacağım. Sen de girişi kontrol et, tamam mı Hacmi? Tamamdır. Ben de ofise bakayım o zaman. Ben de koridora bakayım. Ben burada bekleyeceğim. Zaten yemek yemenin tam ortasındaydım. Demek böyle bir durumda hala yemek yiyeceksin. Ben de lavaboya gitmeliyim. Gerçekten utanç verici bir lider. Onu bulursam bunu yüzüne vuracağım. Byakuya nereye gitti acaba? Sanırım girişi bir kontrol etmeliyim. Chiaki orada olmalı. Dıptıs çıktıs dıptıs. Yok, bu tarafta değil. Dıptıs çıktıs. Tuvalet. Şu milletle de konuşsak mı ya acaba? Sonuçta seviyemiz artabilir. Ne oldu? Lavaboya gitmeyecek miydin? Evet ama başka biri orayı kullanıyor. Kapı kapatılmış. Parti başladığından beri biri kullanıyor mu? Öyle görünüyor. Açmayı denedim ama açılmıyor. Çok kötü. Altımı yapacağım. Daha da fazla tutmaya çalıştıkça daha da fazla çıkıyor. Hayır, dayanabilirsin bak. Kim var ki acaba tuvalette? Byakuya olamaz. Allah Allah. Şey olabilir mi acaba, partiye katılmayan mafya? Bütün koridora baktım ama Byakuya'yı bulamadım. Acaba dışarı mı çıktı? Bakmadım, bir bakayım. Bura girişti galiba. Otel alanı. Chiaki ve Monomi girişte duruyorlardı. Sanırım Monokuma için dört gözle... Monokuma için nöbette duruyorlardı. Hey, partiye ne oldu? Bitmedi değil mi? Daha katılmadım bile partiye. Hey Chiaki, Byakuya'yı gördün mü? Byakuya mı? Hayır tabii ki. Ne oldu ki? Bir anda elektrikler kesildi ve kayboldu. Dışarı çıkmıştır diye düşünmüştük. Hayır, hiç kimse çıkmadı. Hiç kimse çıkmadıysa hala içeride olduğu anlamına gelir. Muhtemelen gözümüzden kaçmıştır. Demek öyle düşünüyorsun. Allah Allah. Nerede olabilir ki?
Hey Hajime, ne oldu? Chiaki ile konuştum ve hiç kimsenin dışarı çıkmadığını söyledi. Bu garip. Depoda da kimse yoktu. Mutfakta da yoktu. Ofiste de yoktu. Ofiste kimse yok muydu? Pekoya ne oldu? Orada olması gerekmiyor muydu? Hayır. Peko bile orada değildi. Peko da mı gitti? Belki de o ikisi elektrik kesintisinden faydalandı ve banyoya gittiler bir iş halletmek için. Çok nefes kesici. Bir şey mi oldu Akane? Sizle de garip bir koku gelmiyor mu? Yemekler tüketilince vücut belli gazlar salgılar doğal olarak. Ki bu gaz da anüsten çıkar. Yani şeyi kastediyorum, osurmak işte ya. Söyletmeyin. Hayır, onu kastetmiyorum. Kan kokusu gibi geliyor. Kanın bir kokusu mu var? Hatırlamıyorum. Tadını biliyor. Dudağımı çok yırttım çünkü ama. Bir köpek gibi etrafı kokladı ve sonra parmağını bir yere dikti. Oradan geliyor. Arkada bir masa vardı. Kan kokusu. O masanın altında ne var ki? Evet, altında. Altında mı? Gittim ve çarşafı kaldırdım. Sonra durdum. Bu gerginlik de neydi? Korku mu? Neden gerginim? Bu olamaz değil mi? Böyle bir şey olamaz değil mi? Çarşafı tuttum ve bir anda kaldırdım. Vay anasın. Pembe. Oğlum hanginiz ketçap sıktı? Hayatımın sonuna kadar ne gördüysem unutamayacağım. Gördüğüm şey zengin sülaleli bir çocuğun cesediydi. Gözlerimin önünde. Kimsenin ölmesine izin vermeyeceğim diyen eleman öldü. Ve oyunun birinci chapter'ını bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bu Yakuya? Neden bu Yakuya? Hayır. Orada öylece kala kalmıştım. Dostumun cesedine baka kalmıştım. Neden? Bu da hani altına yapacak kesin. Bu imkansız. Gözlerinde kalp mi var senin, ben mi yanlış görüyorum? Yok, yanlış görmüşüm. Benimle dalga geçmeyin, bu bir yanlış olmalı. Bu gerçek kan değil değil mi? Yok, bence de reçel, yani pembe duruyor çünkü. Tabii ki bu bir sansür, yani oyunda kan pembe arkadaşlar, onu söylemiş olayım. Gerçekten çok kötü oldu ya. Bu ilginç oldu bak. Jabberwock adasında ilk cinayetimiz gerçekleşti. Cinayet mi? Bekle bir dakika, yani bu... Evet tabii ki de. Bu Yakuya içinizden biri tarafından öldürüldü. Ne? Eğer cesede bakarsanız bunu anlayabilirsiniz. Kesinlikle öldürülmüş. Yani bıçak var da bıçak eksik değildi ki. 20 bıçağı da almıştı. Kasap Peko'daydı. Peko öldürmüş olabilir mi diyeceğim. Bu çok kolay bir varsayım olur ve Danganronpa kolay varsayımlarla geçen bir oyun değil. Hiç beklemediğiniz biri çıkıyor genelde. Baksana, yüzünüzde çok korkunç bir ifade var. Sanki hayatına başkası tarafından son verilmiş gibi bir yüz. Sizce bu cinayet değil de ne yani? Bu Yakuya kurban edildi. Bu adadan bu adadan gitmek isteyen biri tarafından hem de. Yalanlar. Bunların hepsi yalan. Bir anda bağırdım. Ve vücudumu keder kapladı. Ki bu da bu Yakuya'nın öldüğünü kaybettiğim anlamına, kabul ettiğim anlamına geliyordu. Bu da ne? Bu gerçekten bu Yakuya mı? Neden böyle oldu? Anlıyorum. Demek buraya bir tek Fuyuhiko gelmedi. Hadi şu işi halledelim. Duruşma başlayacak. Harika. Duruşma mı? Hepinize anlatmıştım değil mi? İçinizden biri öldürülürse
öldüren kişiyi bulma amacıyla bir duruşma düzenlenir. Yani öldüren kişiyi bulmamız gerektiğini mi söylüyorsun? Bu doğru. O yüzden etrafı iyice araştırın ve suçluyu bulmaya çalışın. Ne yani? Öyle bir anda bağırırsan belki de senin suçlu olduğunu düşünürler. Hayır. Demek biri bu Yakuya'yı öldürdü. He? Böyle bir şey olamaz. Belki de suçlu sizsinizdir. Hadi başlayalım şu işe. Ne diyorsun sen? Millet lütfen sakin olun. Monokuma'nın dediklerine inanmayın. Daha ne kadar işimi böleceksin? Sadece bir doğru var. O da dedemin adı. Deden mi var? Dedemin mezarı. Mezarı mı? Deden öldü mü? Ne oldu ona? Dedemin uçağı. Dedenin olduğu uçak kazası mı geçirdi? Ya nasıl anlatsam bilemiyorum. Artık benim komedi partnerim değilsin. Bana böyle kolunu kroşe şeklinde, kroşe mi diyorlar, aparkat mı diyorlar? Öyle vurunca çok acıyor diyor. Bıktırdı bunlar da beni ya. Bunu gördünüz değil mi? İşte bu güç gösterisiydi. Kardeşinize karşı çıkarsanız o da size böyle merhamet göstermez. Ben de size unutamayacağınız bir ders veririm. Oha kanıyor. Büyülü sopam olsaydı o zaman karşı koyabilirdim sana. Yolumuzdan çekil de şurayı bir araştıralım bakalım kızım. Size iyi şanslar dilerim. Yoruldum, yemin ediyorum yoruldum. Bu da ne anlama geliyor? Anlam veremiyorum. Yakuya'nın katilini aramak ha? Niye böyle oldu? Beni bir rahat bırakın be. Niye böyle berbat bir duruma karıştım ki? Birbirinizden şüphelenmeyin çünkü siz arkadaşsınız. Ama o öldürüldü. O yüzden kimin suçlu olduğunu bulamazsak biz öldürüleceğiz. Buna katılamam. Sonunda arkadaşlarım olmuştu. Onlara da şüphe duyamam. Gerçekten mi? Dediğim şeyi duymadın mı? Hayatta kalmak için bunu yapmamız gerekiyor. Tek seçeneğin bu. Hayır. Arkadaşlar birbirinden şüphelenmez. Ya kapat çeneni. Git buradan. Seni işe yaramaz çöp parçası. Tehdit etme beni. Gerçekten bunu yapmamız mı gerekiyor? Öyle bir şey yapmak istemiyorum. Ben de yapmak istemiyorum. Kulağa çok korkutucu geliyor. Yoko'nun dediği gibi. Eğer boşu boşuna öldürüleceksek en azından bunu yapmamız gerekiyor. İçimizden birinin bu Yakuya'yı öldürdüğüne inanamıyorum. İnanamıyorum. Ben de işte bu yüzden ben yapacağım. Bu Yakuya'nın ölümünü araştıracağım ve aramızdaki katili bulmaya çalışacağım. Birbirimizden şüphelenmeye gerek yok. Ama içimizdeki kederi yenmemiz gerekiyor. Evet, keder. Asıl savaşmamız gereken düşman. Eğer bu işten sıyrılmak istiyorsak karşı koymamız gerekiyor. Ama başlamadan önce bir şey söyleyebilir miyim? Böyle dedektif oyunlarında genelde olay mahallini koruyacak biri olması gerekir. Ne yapmalıyız? Evet, eğer katil delilleri yok ederse kötü olurdu. Delilleri yok etmek mi? Oraya bakın. Bence şu harika bir gardiyan olurdu. Şu eleman. Bunu kastediyor. Kaçtı. Sonunda tuvalete gitti galiba. Çok nasıl desem, naif birine benziyor. Zavallı birine. Görünüşüne rağmen. Kaslı görünüşüne rağmen. Olay mahallini ben gözetebilirim. Yani kendime çok güvenim yok. Ama bunu yapmam lazım. En azından bunu yapabilirim değil mi? Mahiru. Ben de elimden geleni yapacağım. Yoluna çıkmamak için. Tıbbi eğitim aldım. O yüzden otopsi raporu çıkarabilirim sizin için. Biz gitsek iyi olmaz mı aslında? Çünkü en ufak bir fikrim yok. Hepimiz amatörüz. O yüzden bütün adayı taramak, bu odayı altın üstüne getirmek biraz zaman kaybı olurdu. Bu işi yapabilen tek kişiler polisler. Bizim gibi amatörler böyle şeyleri yürütemezler. O yüzden ilk önce içgüdümüze dayanalım. İçimizden hiçbirinin
Byakuya'yı öldürmediğini kanıtlamaya çalışalım. Ama arkadaşınızın üzerinde bir otopsi gerçekleştirmek ne kadar acımasızca. Ama başka seçeneğimiz yok. İnanamıyorum. Byakuya öldürüldü. İnanamıyorum. Pekala, ben de varım. Eğer hayatta kalmak istiyorsak bu tek yolumuz. Evet, hayatta kalmamız için bunu yapmamız gerekiyor. Bakalım. Demek umut böyle bir şey ha. Araştırma. Merhaba, araştırma zamanı geldi demek ha. Ama Monokuma dosyasından bahsetme zamanı. Siz amatörlerde bundan vardır değil mi? Monokuma dosyası mı? Gerçekten bu çok can sıkıcı, her şeyi anlatmak falan. Neyse, en azından sıkılacak bir canım yok. Espriyeli. Bu Monokuma dosyalarında cesetle alakalı bilgiler olur. Size getirdim ki kolay kolay araştırma yapın ve bulduğunuz deliller oraya kaydedilsin. Çok iyi biriyim değil mi? Cennete gitmek istediğim için böyle iyi davranıyorum. Sevap biriktiriyorum. Bence çok bencilsin dedi. Hadi lan oradan. Sen hala burada mısın? Bana değersiz bir şeymişim gibi davranma. Hadi gel bakalım, gidiyoruz buradan. Hayır, kulaklarımda tutma, çık, koparacaksın. Gittiler sonunda. Monokuma dosyası, bir baksam fena olmaz. Byakuya Togami öldü. Oo, çok detaylı lan. Bir dakika, ne? 11.30 tahmini ölüm zamanı. 10 kez bıçaklanmış, hatta 10'dan fazla kez. Boğazıyla, nasıl desem, gövdesi arasındaki bölgede. Ki bu da onun ölmesine sebep olmuş. Zaten alttaki resimden görüyorsunuz nerelerden bıçaklandığını. Boğazında, boğazının biraz altında, göbeğinde. Gövdesiyle boğazı arasındaki bir bölgede sürekli bıçaklanmış. Vücutta bunlar dışında yara yok. Ve herhangi bir zehre de rastlanmadı. İlginç. Byakuya gerçekten öldü. Kahretsin. Hiçbir kurban olmayacağına söz vermiştin ama sen kurban oldun. Vay be. Artık söyleyeceği şeyi asla öğrenemeyeceğiz. Geçmişini yani. Buraları geçiyorum, zaten konuşmuştuk. Acaba neyi kastetti? Olabilir mi? Eğer aranızda bir hain varsa bu çok kötü olurdu değil mi? Yani dostunuz gibi davranmaya çalışıp sizi kandıran biri. O olamaz bence ya. Bence biziz ya. Oğlum, yeteneğimizi bile bilmiyoruz daha. Hayır, bu olamaz. Çünkü dediği şeyler çok ciddiydi. Bence o hain olamaz. Ne düşünüyorum ben? Oo, doğru kurşun bulduk. Gerçek kurşunu mu desek? Ya doğru daha geliyor kulağa. Evet, hayatta kalmak istiyorsak bunu yapmamız gerekiyor. Kendimi en kötüsü için hazırlamalıyım.